أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimiz Babül Hemzeteyni min kelimetin denen mevzu mesele. Yani bir kelimede iki hemze babı diyoruz buna biz. Bir kelimede iki hemze babı. Bir kelimede iki hemze karşılaştığı zaman ne yapılması gerekir? Nasıl okunması gerekir? Hangi imamlar nasıl okurlar? Hep beraber bunların müzakeresini yapmış olacağız inşallah. Ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimize de hayırlı istifadeler dileklerimizle. Tanihime, iki hemzenin ikincisini sehil, teshil yap. Kim için? Gînen, hirmin, hala. Edahca, yes için. Gînen, yes. Efendim, hirmin denince elif, dal, ha. Evet, elif, dal, hirmin, harameyn. Elif, dal, ca. Evet. Bir de hala var. Ebu Amr Hazretleri. Edahca, yes olmuş oluyor. Bu zevata göre. Şimdi, İki hemzenin birincisi daima zaten üstün. Değil mi? İki hemzenin birincisi daima üstün. İkinci hemzenin durumundan biz bahsediyoruz. Eğer ikinci hemze üstün, ötre, esre fark etmez. Hangi harekeyle harekeli olursa olsun ikinci hemzenin teshilini yapıyoruz. Kim için? Edahca yes için. Peki ve hulfü zil fethi hulüfle yine aynı şekilde teshil yapar. Tabi ne zaman ama dil fethi, fetih sahibi olan yani ikinci hemze eğer üstünse burada hulüfle bir teshil söz konusu olabilir. Kim için? Leva, Hişam için. Hişam hem teshil yapmış olur hem de tahkik yapmış olur. İki hemzeyi tahkikle okumuş olur. Ebdil, ibdalet yine eğer ikinci hemze üstün ise kim için? Cela. Efendim, cim denince akla ezrak gelir malumunuz. Hulfen hulüfle. Yani bir vecih kendi imamı gibi teshil yapar. İkinci vecih kendisine has diyelim ki yine uslubuyla, rivayetiyle, tarik tabi bu, tarikiyle ezrak ne yapmıştır? İbdal etmiştir. Mesela e'enzertehum gibi olan yerde hem e'enzertehum okumuştur hem de اَنْذَرْتَهُمْ şeklinde ikinci hemze elife ibdal edilmiştir. Arkadaşlar tabi burada elif del ha ca'yes için biz teshil yaparlar diyoruz ama bu babın 16. beytinde olan bir mesele var. وَالْمَدْتُ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حَجَرْ بِنْتِقْ لَهُ الْخُلْفُ وَقَبْلَ الضَّمِّثَرْ diye. Bu ibareyi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu ibare teshil yaptıktan sonra elifül fasıl koyanlarla alakalı. Hangi imam veya ravi elifül fasıl kullanmış ve nerelerde kullanmış, ne durumlarda kullanmış? İşte orası muğlak, bir nevi kapalı. Orayı açan da, izah eden de bu 16. beyt. وَالْمَدْتُ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حَجَرْ diye söylediğimiz beyt. Efendim, eğer ikinci hemze fethalı veya kesreli olursa, İkinci hemze fethalı veya kesreli olursa elifül fasıl koyanlar Hacer bin Hik demiş lehur hulfu. Lem hulüfle bu işi yapmış. O elifül fasıl oraya koymuş. Be ha ca. Yani be ha lam ca. Normalde sıra bu şekilde ama lem hulüfle bu işi yapmış. Ve kable zammiser. Eğer zammeden önce yani ikinci hemze zamme ise o zaman Ebu Cafer Hazretleri bu meddi koyar. Ve vel hulfu hüzbi lüz. Hulüfle de Ebu Amr, Kalun ve Hişam Hazretleri ikinci hemzenin ötreli olması durumunda hulüfle met koyarlar. Burasını unutmayacağız. Ve gayrul Mekki, Mekkeli'nin dışında yani İbni Kesir Hazretlerinin dışında kalan diğer 9 imam en yu'te ehad yuhbiru. Burası bir ifade. Ve gayrul Mekki en yu'te ehad yuhbiru ifadesi bir ifade. Ne anlatılıyor peki? En yu'ta kelimesi. Burada tabii ki Ali İmran suresinden bahsediyoruz. En yu'ta kelimesi
وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيْطَانِ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اَنْ يُؤْتَ اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَادُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Evet, işte orası. اَنْ يُؤْتَ اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَادُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَاِنَّ الْفَضْلِ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Benim az önceki okuduklarım, sonra gelen ayetler. Affen. اَنْ يُؤْتَ اَحَدٌ. İşte orası, Âl-i İmrân suresindeki burasını ne yapmış? İbn-i Kesir Hazretlerinin dışında kalanlar ihbarla okumuş. En yü'te şeklinde. Peki İbn-i Kesir Hazretlerinin dışındakiler ihbarla okuduysa İbn-i Kesir Hazretleri tabii ki istifhamlı, yani iki hemze ile okumuş olacaktır. Burada İbn-i Kesir Hazretlerinin iki hemze ile okuması neticesinde ikinci hemzenin de üstün olmasından dolayı ne yapıyoruz? Bir üst beytte geçen ifadeye göre arkadaşlar teshil kaidesi devreye girer. Dolayısıyla İbn Amir, İbn Kesir Hazretleri burayı en yüte şeklinde okur ve devam eder. Sonra en kana rava'lem habru'at ve hukkikat şim fi saba. Şimdi tabii ki bunların her birisi ayrı güzellikte, ayrı özellikte beytler. Ne yapıyoruz? Gerek şerhlerden, gerekse arkadaşlar efendim ithaftan hatta yardım alarak bu ifadeleri şerh etmeye çalışıyoruz. Şimdi Nun suresi. Nun suresi. Önümüzde bizim iki tane şerhimiz var. Birisi İmam-ı Nüveyri Hazretleri'nin efendim şerhidir. Diğeri ise İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin oğlu İbn-i Nazım dediğimiz zat. Şimdi ve evvelel hemen açıyorum. Şuradan bakalım. En kâne rava'lem habru'at. Şimdi en kâne bu neresi? En kâne kelimesinin geçtiği yer Nun, yani Kalem Suresi 14. ayeti kerimeden bahsediliyor. Burada demiş ki ihbarla okuyan, yine en kâne zâ mâlin ve benîn şeklinde burayı ihbarla okuyan kimlerdir? Ravâ, rehal, i'lem, elif yani İmam-ı Nafi, habru delha, ad, bir de Hafs Hazretleri. Ne yapmış? Burayı ihbarla okuyanlar bu rumuzatın sahipleri. Rehal, elif, delha ve ayin. Bunlar bir hemzeyle okumuşlar. Bunların dışında kalanlar iki hemzeyle okumuşlar. İki hemze okuyup da tahkik yapanları söylüyor. Ve hukkikat şim fi saba. Evet. Ve hukkikat şim fi saba. Baktığımız zaman da şim derken bu Şeyh Yakub'un revihi malum, İmam-ı Hamza ve İmam-ı Asım'ın birinci ravisi Ebu Bekir Hazretleri. Bu üçü iki hemzede okuyanlarda. İki hemzede okuyanlarda ama iki hemze okuyanlardan tahkik okuyanlar. Yani ikinci hemzede tahkik yapmışlar. Dolayısıyla bunların dışında geri kalanlar efendim ne yapmışlardır burayı? Enkâne kelimesini tesil okuyanlar var. Bir de tahkik okuyanlar. Tahkikçilere zaten söyledi. Dolayısıyla tahkikçileri söyledikten sonra tekrardan tesilcileri saymaya bu anlamda gerek duymadı. Niye? Zaten mesele belli. Enkâne'yi bir hemzeyle okuyanlar Rehal, İmam-ı Nafi, Delha ve Ayn. İki hemze ve tahkikle okuyanlar Hah ve Sat. Bunların dışında yani iki hemze ve tesille okuyanlar da isimleri buralarda hiç geçmeyen zevat. Mesela bunlardan biri, ismi geçmeyen kim var? Elif'in geçtiği dal, ha, kefin. Değil mi? Kef mesela. Lam'a baktığımız zaman, lam, evet. Nerede? İki hemzede. En kâne, dolayısıyla burada ismi geçmemiş. En kâne şeklinde tahkikçilerin de içinde geçmiyor. O zaman en kâne şeklinde lam'ın okuyuşundan bahsedilebilir. Tabi ikinci hemze burada üstün olduğundan dolayı araya medde koyar hulüfle. En kâne de okur Hişam Hazretleri. Hemen bununla alakalı mevzuatı nereden bakabiliriz? Tabii ki kıymetli arkadaşlar,
Hemen Nun suresini, Kalem suresini açıyoruz ithaflardan. Evet. Kalem suresini ithafımızdan açıyoruz. Biraz bekletiyorum. Enkâne. Demiş ki bir hemzetin meftuhat vahidetin meftuhatin bir hemze ve meftuh bir hemzeyle alel haber. İhbarla Nafi, İbn Kesir, Ebu Amr, Hafs, Kisai, Halef, yani bunları zaten saydı az önce bize. Vel bakune bi hemzeteyni alel istifham. Geri kalanlar istifhamla ama ve hum onlar da kim? Yani geri kalan iki hemze ve iki hemzeyle okuyanlar İbn Amir, Ebu Bekir, Hamza, Ebu Cafer, Yakup. Bunlar aynı o şekilde zaten iki hemzede kalanlar olmuş oluyor. Ama bu iki hemze okuyup da iki hemzeyi de tahkikle okuyanlar Sad, Feha. Aynen alınmış burada da. Ebu Bekir, Hamza ve Rabiah. Ama Vesehele Thaniye, ikinci hemzeyi teshille okuyanlar kim? İbn-i Amir ve Ebu Cafer ve Rüveys. İbn-i Amir ve Ebu Cafer ve Rüveys. Bunlar ne yapmışlar demek ki arkadaşlar? İkinci hemzeyi teshille okumuş oldular. Tıpkı Tayyip'in tarif ettiği üzere. Daha detay isteyen şerhlerden kendisini daha da aydınlatabilir bu anlamda. Ebu Cafer'in okuyuşları nasıl olacaktır? Hulvani'nin okuyuşu nasıl okuyacaktır? Dacuni'nin okunuşu, İbn Zekman'ın okuyuşu. Ama biz biliyoruz ki İbn Amir'in her bir efendim ravisi ve tariki ne yapmışlardır? Burada tesir okumuşlardır diyoruz ve devam ediyoruz. Ve a'cemi hamim şiddet suhbe. Evet, ve a'cemi hamim şiddet suhbe. İki hemze ve tahkikten devam ederken hemen orasını bir taraftan biz bulalım buradan. Fussilet suresindeki, yani 24. cüz oluyor malumunuz. Fussilet suresindeki arkadaşlar, hemen ben yerinde açayım buradan. Sad suresi, Şura, Fussilet. Evet, burada. Burada ne var? Ve a'cemi hamim, hamim de geçen a'cemi kelimesi, bunu iki hemze ve tahkikle okuyanlar kimler? Şil, ha, suhbe, sat, farhal, bunlar. İki hemze ve tahkikle. Bir hemzeyle okuyanları da söyledikten sonra tesilciler çıkmış olacak. Bir hemzeyle okuyanlar kim? Zid, limi, gus, kulfuhum. Yani z, lam, yes, bunlar hulufle bir hemze okumuşlar. Aynı zamanda iki hemzeye de sözleri geçiyor demektir. Yani hem ihbardalar hem de istifhamdalar. Dolayısıyla bunların ihbarı ve istifhamı söz konusudur. Zeylam yes için. Sat, feraha, hal için iki hemze ve tahkik meselesi var. İsmi burada geçmeyenler iki hemzede ve teshilde olmuş olurlar. Malumunuz. Demiş ki, bakınız. Ve kara'e ve a'cemiyyun bi hemzeteyni alel istifham ma'a teshili thaniyeti vel fasl. Yani hem tesili saniye hem de fasılla. Yani a'cemiyyun şeklinde kaidesi var ya. Hani vel meddu kablel fethi vel kesri hacer 16. beytten bahsederken bunu söylemiştik. İkinci hemze üstün olursa, esri olursa ve halem ca'lem kulüfle bunlara med koyar. Elifülü fasıl yapar demiştik. İşte oraya atıfta bulunuyor. E'a'cemiyyun bi hemzeteyni alel istifham ma'a teshili thaniye. Yani a'cemiyyun şeklinde kalun ve Ebu Amr ve Ebu Cafer ve müdekken bi hulfin anhu bi fil fasıl. Yani bu İbn-i Zekman'ın nesi var burada? Fasıl noktasında hulfu var. Demiş ki burada yani yukarıdan aşağı hep anlatıyor zaten tek tek her birini. Bu Tayyibe'de geçen beytlerle tıpatıp aynı örtüşüyor burası. Tabii şurasını da söylemekte fayda var. Bu bölümün son kısmında enkâne e'cemiyyün hulfun mülyâ diye bir beyt var. Oraya gelince inşallah tekrar baş tarafa atıf yapacağız. Örneğin dedik ki ayın nasıl okur? Tayyibe'den bunu nasıl çıkarırız? Tayyibe'den nasıl çıkar? Ve a'cemi hamim şiddi suhbe. Şimdi iki hemze ve tahkikle okuyanlar şiddi suhbe mi? Evet. Yani ayın burada yok. İki hemze ve tahkik bölümünde ayın yok gördüğümüz gibi. İhbarcılar z, lam, yes, hulufle hem ihbar hem istifham okumuşlar. Burasını da anladık. Demek ki ayın hem iki hemzede ve tahkikte yok. Bir taraftan ihbar da zaten yok. O zaman ne olacak? İki hemzede ve teshilde kalmış olacak. A'cemiyyun gibi okumuş olacaktır. Zeylem yesi değerlendirmeye kalksak,
Madem ki bunlar hem ihbar okudular. İhbar dendiği zaman da zaten herhangi bir problem yok kıymetli arkadaşlar. E'cemiyyün diyoruz, iş bitiyor zaten. Ama iki hemze okuduğu zaman Z'nin de lamın da yesin de işi karışır. Nasıl karışır? İki hemze meselesine geçtikleri anda hatırlayın ilk beytte ne geçmişti? İkinci hemze üstün esre olursa ikinci hemze mutlak olarak aflen üstün esre etüre de olsa fark etmez. Edeh-ca'yes için burada ne vardır? Teshil vardır demişti. Lam için ise fetha olduğu zaman da hulufle teshil gelir demişti. O beyti daima düşünmeliyiz. Z. Madem öyle bir hemzede okuduğu zaman da e'cemi okur, tamam. İki hemzeye geçtiği zaman da birinci beytte geçen, birinci mısrada geçen teshili oradan alır. E'cemiyyün okur demektir bu. Bu kim için geçerli? Z için. Ama lam için evet fethalıdır. İki hemzeye geçtiği anda e'cemiyyün nasıl okuyacaktır? Hulukle teshil yapacaktır. Yani teshili yaptığı zaman da elif-ül fasıl araya alır. E'cemiyyün, e'cemiyyün gibi böyle okuyuşları lam için söz konusudur. Edhebtüm. Devam ediyoruz. İhbardan devam ediyoruz. Evet. Edhebtüm ütlü hüzkefe. Edhebtüm ütlü hüzkefe. Yani edhebtüm tayyibatüküm. Buraya alayım bu kitabı. Edhebtüm tayyibatüküm fi hayatüküm dünya. Ahkaf suresi 20. ayeti kerimede geçen. Burada edhebtüm hangisi kim ne okur? İhbarla okuyan burayı kıymetli arkadaşlar. Ütlü İmam-ı Nafi Hazretleri. Hüz Ebu Amr Hazretleri. Kefa Neferhal Hazretleri. Yani hazaratı diyelim. Bunlar ne yapmışlar? Burayı ihbarla okumuşlar. İhbarla okuyanlar elif, ha, neferhal. İhbar yani okumayıp da iki hemze istifham okuyanlar kim? Elif, ha, neferhalin dışında geri kalan zevat-ı kiram. Onlar da mesela diyelim kim oluyor? Dal, kef, ca ve ya. Dört tane kalmış oluyor. Dal, kef kalıyor tabii. Ca'da ya kalıyor. Geri kalan elif, ha, nefer, hal. Bunlar zaten 6 tanesi. Otomatikmen tek hemzedeler. İki hemze okuyanlar az önceki saydığımız dal, kef, ca'ya. Dal, kef, ca'ya pekala nasıl okurlar? Dal, kef, ca'ya illa birinci beyte ve 16. beyte müracaat edip hangisi nasıl okuyorsa. Yani bir dal böyle bir yeri nasıl okur? İki hemzeyle okuyunca. Tabii ki sadece bir vecih ezhebtüm okur. Birinci mısrada geçtiği üzere. Efendim, kefin lamı başka okur, mimi başka okur. Lam okurken malum fethalı olduğu için hulüf de bunu teshil yapacaktır. Edhebtüm şeklinde ama teshil yaptığı anda elif-ül fasıl araya girer. Elif-ül fasıl da hulüfle yapar. Yine o beyte göre edhebtüm, edhebtüm gibi bir de tahkiki vardır. Edhebtüm çünkü teshili hulüfle yapmaktadır. Mimse yani İbn-i Zekvan Hazretleri de tek tek alıyoruz. Dal gitti, yaptık. Kefi yaptık. Kefin içinde lam ve mimi değerlendiriyoruz. Mim zaten iki hemzede ve tahkikte kalır. Çünkü tesilde veya başka bir yerde bunun herhangi bir görevi yoktur. Vesaire vesaire. Bu şekilde değerlendirilir. 1 ve 16. beyt bize daima yol açar kıymetli arkadaşlar. Yine ihbardan devam ediyor. Ve din sene inneke le ente Yusufa. Ve din sene inneke لَاَنْتَ يُوسُفَا Yani dal ve ca لَاَنْتَ يُوسُف İbn-i Kesir ve Ebu Cafer Hazretleri Yusuf Suresi 90. ayeti kerimede geçen اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ ihbarla okumuşlar. اِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُف Elif, dal ve ca'nın dışındakiler اَاِنَّكَ okumuşlar. اَاِنَّكَ okuyanlara baktığımız zaman dal kefin dal ve ca'nın dışındakiler 8 tane imam. Bu 8 imam ne yapacaklar? Birinci beytte hangi imamdan bahsediyorsak, hangisini ele aldıysak ve 16. beyte müracaat etmek suretiyle teshillerini 1. beytten alacaklar. Metlerini de, elif-ül fasıllarını da 16. beytten alacaklar duruma göre. Ki burada e-inneke olunca yani iki hemze okuyanlar dal ve can dışında kalıp da mesela İmam-ı Asım'dan bahsedecek olsak acaba nedir? 1. beytte hiç isim zaten geçmiyor teshilde. Dolayısıyla teshilde geçmiyor. Öteki taraftan med kısmında zaten aynı şekilde ismi geçmiyor. 16. beytte baktığınız zaman inneke le ente Yusuf. Hocam orası kolay. Başka bir tanesini alalım. Kimi alalım mesela? Bunların içerisinden İmam-ı Nafi Hazretlerini alalım. Elif'in B'sini, Kalun'unu alalım. Kalun'u bunu ne yapar? Bir kere ikinci hemzeyi teshil okur. İlk kaideye göre.
inneke. Ama bu bununla sınırlı değil. Metni de koyduğumuz zaman da, çünkü vel metnu kablel fethi vel kesri, kesreden önce, yani ikinci hemze kesri olduğu zaman da ikisinin arasına, bir ile ikinci hemze arasına elifül fasıl koyduğunu düşünürsek inneke okumuş olur. İşte Kalu'nun okuyuşu böyle çıkmış olur. Dersin ki zaten inneke olarak kalacaktır. Zira fethalı olduğu yerde ibdali söz konusu olabilir. Fethalı olmadığı yerde ibdal meselesi hiç devreye girmez bile. Kıymetli arkadaşlar, ve e-idâ mâ mittu ve e-idâ mâ mittu bil hulfi metâ. Burada metâ'da mim, yani İbn-i Zekvan'ı görüyoruz. yine ihbarla devam ediyoruz. اَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا. Evet, Meryem suresi 66. ayeti kerimede geçen bu ayeti kerimede İbn-i Zekven Hazretleri اَيْذَا değil de اِذَا okumuş. Onun dışındakiler اَيْذَا, yani iki hemzeyle okumuşlar. Onun dışında kalan imamları yine 1 ve 16. beytler arasında gezdirmek suretiyle hepsine vücuhatını teslim etmiş oluruz. İnna lemuğramune gayru şu'beta. İnna lemuğramun. Yani bu Vakıa suresindeki efendim İnna lemuğramun. İnna lemuğramun. 66. ayet-i kerimede geçiyor kelime. Şubenin dışındakiler gayru şu'beta demiş. Şubenin dışındakiler efendim nedir? İhbarla okumuşlar. Yine ihbardan devam ediyoruz çünkü. Ama şube ne yapmış? İki hemzeyle okumuş. İki hemzeyle okusun, hiç problem değil. Birinci beytte de, 16. beytte de herhangi bir yeri yok şubenin. Dolayısıyla inna lemuğramun diyecek ve o şekilde devam edecek. Şubenin dışındakiler inna lemuğramun olarak, yani bir hemzeyle ihbarla okumuş olacaklar. E innekum el-a'rafe an meden. E innekum. Elif Ca Hazretlerinden bahsediyor. An meden dediğine göre meden Elif Ca demektir. Yani A'raf suresinde 81. ayeti kerimede geçen e inneküm kelimesi. E innekum le te'tûnel ricale. İşte burayı yine ihbarla okuyanlar Elif Ca sadece. E inneküm değil, inneküm şeklinde. Bir hemzeyle okuyan A'raf suresindeki 81. ayeti kerimede geçen bu kelimeyi iki hemze değil, tek hemzeyle okuyan Elif Ca, bir de ayın var. Affen, bir de ayın var. Elif, ca, ayın. Bu üçü. Geri kalanlar, yani elif, ayın, ca'ın dışında geri kalanlar ne yapacaklardır? İki hemzeyle okuyacaklardır, istifhamla okuyacaklardır. Herkes kendine göre de yine kendi usulü üzere 1 ve 16. beytlerden istifade etmek suretiyle vücuhatını anlamış olacağız. İzaha bu noktada girmiyorum. Kendi kendimize yavaş yavaş bu diyelim ki hareketi yapabiliriz diye düşünüyorum. E in lena biha hilmun ala, buraya kadar bir ifade. E in lena, yani yine A'raf suresi 113. ayeti kerimede geçen e inne lena le ecran ayeti kerimesinden bahsediyor. İşte burayı hilmun elif dal ha diyoruz. Harameyn imamları bunlar. Elif dal ca aflan. Elif, dal, ca. Değil mi? Pekala. Yani iki Medineli olan Elif, ca hazretleriyle bir de İbn Kesir, bir de Hafs var. İşte A'raf suresindeki bu ayeti kerimeyi ne yapmışlar? İhbarla yine okumuşlar. Yani e inne lena le ecranı inne lena le ecran okumuşlar. A'raf suresindeki bu ayeti kerimeyi. İsterseniz ihbar şöyle bir bakmış olalım. A'raf suresine bir A'raf Enfal. Evet. A'raf kaçıncı ayet? 113. ayet. Bakıyoruz. E inne bi hemzetin vahidetin alel haber. İtafta yazmış bunu. Bi hemzetin vahidetin alel haber. Yani haber üzere ihbarla okuyan bunu Elif, İbn Kesir, Hafs ve Ebu Cafer. Tıpkı Tayyibe'de geçtiği gibi. Vel bakune bi hemzeteyni alel istifham ve hum ala usulihim sabik. Yani geçmiş usulleriyle. Tayyibe'deki bizim az önceki attan söylemiş olduğumuz 1. ve 16. beyitlere bakmak suretiyle çıkarılacak olan vücuhattan bahsediyor. Aynı şekilde ithafımız kıymetli kardeşler, değerli arkadaşlar. Evet. Vel hulfu zin. Vel hulfu zin amentumu taha. Evet. Vel hulfu zin. Yine ihbardan devam ediyoruz.
vel hulfu hulufle. Yani kimden bu zin? Kumbul'den rivayet ediliyor. Âmentu mu Taha. Taha suresindeki âmentu lehu. Evet. Burada Kumbul'un hulufle nesi var? İhbarı var. Kumbul ihbarı var. İşte İbn-i Mücahit ihbar rivayet etmiş. İbn-i Şenebuz istifham rivayet etmiş. Dolayısıyla huluf meydana gelmiş oldu. Kumbul'un iki tariki diyelim. Taha suresindeki amentum kelimesiyle alakalı. Evet. Ondan sonra ve fit telati üç sure. Yani ne bu üç sure arkadaşlar? Amentum kelimesinin geçtiği üç sure var. Vakıa, Araf, affen ya vakıadır. Yani vakıatü, yani meydana gelen, orada kelime olarak bulunan anlamında. Araf, Taha ve Şuara. Araf, Taha ve Şuara ve fit telati an üç tane sure. Araf, Taha ve Şuara. Bu üç surede geçen amentum kelimesini yine ihbarla okuyan Hafs Ruveys İsbahani. Evet. Hafs Ruveys İsbahani ahbiran demiş. Yani ihbarla oku. Kim için? Hafs Ruveys ve İsbahani. Araf, Taha ve Şuara suresinde hani Firavun Musa hadiselerinde aleyhisselam geçen meselelerden bahsediyor. Ancak Kumbul'un sadece Taha suresindekinde, Taha suresindekinde ne var arkadaşlar? Hulufle iki hemzesi, yani e-âmentum okuyuşu da var, âmentum okuyuşu da var. Burası anlaşıldı zaten. Ve hakkaka selâte. Evet. Ve hakkaka tahkik etti. Yani iki hemzeyi ey kara'e bi tahkikil hemzeti fi kelimati âmentumü selâth. Evet. Şimdi madem ki Hafs, Ruveys ve İsbahani burayı ihbar okudular. Z'nin sadece Taha suresindekiyle alakalı olarak Z'nin hulufle ihbarı var. Hulufle ihbarı var. Evet. Madem ki bunlar tahkik okudular, Z'nin durumu da bu. Bunun dışındakiler otomatikman iki hemzede kalmış oldular. İki hemzede kalıp da ve hakkakat selate bu üçünü fi kelimati amentumü selat. Evet, üç kelimeyi, amentum kelimelerini lil hulfü hulufle lam ne yapmıştır? Tahkikle okumuştur. Şefa, sif, şim. Bunlar da, yani şefa, sif, şim. Bu ferhal, sat ve hah. Sat, ferhah, hal diyelim biz buna. Bunlar da ne yapmışlar arkadaşlar? Bunlar da yine iki hemze ve tahkikle okumuşlar ama Hişam'ın hulfü var. Tahkik okuma hususunda Hişam'ın hulfü var. Hişam burada farklı farklı vecihler yapıyordur demektir bu. Yani biz Hişam'a baktığımız zaman da e-âmentum'de de görebiliriz. Âmentum'de de görebiliriz bunları. E-âmentum ve âmentum iki hemzede de bulunabilir. Tek hemzede de bulunabilir. Ama bu arada tahkikli okuma meselesinde yani e-âmentum'de de olabilir Hişam. E-âmentum'de de olabilir. Bunların durumları nasıl ortaya çıkar? Zaten iki hemze ve tahkikle demiş ya, bu üç surede bulunan, Araf, Taha, Şuara surelerinde bulunan amentum kelimeleriyle alakalı. İki hemze ve tahkik, lam hulufle bunu yaptığına göre iki hemze ile okuyor ama ayrıyeten ne okuyor? İki hemze ile okuduğu anda tahkik okuduğu gibi tesil de okuyor. Amentum de okumuş oluyor. Ama iki hemze ve tahkik direkt hiç huluf muluf bir şey olmadan, tesire de mahal vermeden okuyan sıf şim, şefa, yani sat, ferah, hal, bunlar iki hemze ve tahkikle e-âmentum okumuşlar, geçmişler karşıya. Bu kadar. Bu kadar. Kalun nasıl okumuştur mesela? Kalun nasıl okumuştur? Böyle bir bakacak olsak. Şimdi Hafs Ruveys İsbahani burayı ihbarla okumuş. Demek ki Kalun ihbar okumayacak burayı. Bunların dışında kalanlar iki hemze ile okuyacaklar. Kalun da bunların içerisinde. İki hemzeyle okuyacak olanlar da demektir. Peki hala Kalun nasıl okuyacaktır? E-âmentum okuduğu anda ikinci hemzeyi ne yapacak? Tesil yapmak zorunda. E-âmentum şeklinde. 16. beyte baktığımız zaman da araya bir de elifül fasıl koymak durumunda. Ne oldu? E-âmentum şeklinde. Tabii yalnız burada aklımıza bir beyt geliyor kıymetli arkadaşlar. O da şöyle bir bakalım.
vel faslu vel bedel vel faslu min nahvi e amentum hatal. E amentum gibilerde elfül fasıl kullanılmaz. Dolayısıyla sadece e amentum der geçer kalun. Ha biz bununla alakalı diyelim ki hazır Araf suresi önümüzde. Araf suresi önümüzde. Ayet-i kerimeler nerede geçmişler? Evet. Evet ve emma aamantum huna ve taha ve şuara demiş. Fel kurra'u fiha ala arba'i meratib. Kurra burada 4 mertebeli olmuş. El ula birincisi kıraatu kalun. Birincisi kalun, ezrak, bezzi, Ebi Amr, İbn Zekvan, Hişam, Hulvani tarikiyle, Dacuni tarikiyle yine Zeyd tarikiyle, Dacuni ve Ebu Cafer Hazretleri bunları bir hemzetin muhakkakatin demiş. Bir hemzeyle. Ve ukra müsehhele. Diğeri tesille. Ve elifin ba'deha ve bir elifle beraber. Fittelâf. Üç yerde de bu şekilde. Yani kalunun nasıl okuduğunu az önce de ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Âmentum şeklinde. Evet. Ve lil ezrak fiha thalathatun. Evet. Thalathatul bedel. Yani ezrak için âmentum, âmentum meddi bedellerin olduğunu da falan söylüyor. Ne oldu? Yani kalun için alınan vecih nasıl alınacaktır? Birinci beyte bakacağız. Teshilini oradan alacak. İki hemzede olduğundan dolayı teshil yerinde vaki olacak görevi olacaktır. Okuyuşu olacaktır. Araya elif-ül fasıl koyulmayacak tabii. Böyle yerlerde elif-ül fasıl koymak olmaz demişti. Böyle dört mertebede anlattığına göre işte birisi âmentum şeklinde okuyanlar, bir işte âmentum okuyanlar, âmentum okuyanlar gibi böyle farklı farklı toplam dört tane velihten bahsedilmiş. Yani ithafta olsun, diğer şerhlerde olsun güzelce izahatlar verilmiş. Biz ibareleri daha ziyade okumaya gayret ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Pekala. E innekum la'arafe, burayı okumuştuk. Evet. Ve hakkakat selat. E alihetuna şehdun kefa demiş. E alihetuna şehdun kefa. Neden bahsediyor? Zuhruf suresindeki ve kalu e alihetuna hayrun emhu. Buradaki e alihetuna yani iki hemzeden bahsediyor. Yine yukarıdan iki hemze ve tahkikten geldiği için e alihetuna diye iki hemze ve tahkikle okuyanlar şehdun yine ha. Yani Şeyh Yakub'un ikinci ravisi olan Revih. Bir de Kefa Neferhal Hazaratı. Bunlar ne yapmışlar? Burayı iki hemze ve tahkikle okumuşlar. Geri kalan iki hemze ve tesille okumuşlar demektir. Mesela onlar da demiş ki وَهُمْ الْمَدَنِيَّانِ اَجَعَ اِبْنِ كَسِرْ اَبُوْ عَمْرِ اِبْنِ عَمِرْ وَرُوَيْسِ Bunlar da iki hemze ve tesille okumuşlar. Tesille okuyanlardan اَلِهَتُنَا diye bu şekilde okuyuşları gerçekleştirmiş olacaklar. Vel mülke vel e'raf ula ebdila fil vasli ve ben zur. Buraya kadar gelmiş. Ve tani sühila hatta devam ediyor. Bi hulfihi diye. Vel mülk, mülk suresinden bahsediyor. Yani e'emintum, e'emintum. Vel e'raf, bir de e'raf suresindeki. Yani ve ileyhin nüşuru e'emintum olacak. Bir de kâle fir'aunu e'mentum bihi şeklinde e'raf suresindeki okuna gelen ayetlere baktığımız zaman da El-u'la ebdila fil vasli. Vasıl halinde birinci hemzeyi ibdal et. Neye? Vaven. Vava. İbdal et. Kim için? Zur. Z için. Evet. Z ne yapacak? E-emintum okurken yani ve ileyhin nüşuru e-emintum okurken burayı ve ileyhin nüşuru ve emintum okuyacak. Veya Taha suresinde Araf suresinde geçen Kale firavunu ve amentum. E amentum değil ve amentume ibdal döndürmüş olacak birinci hemzeyi. Peki ve thani ikinci hemzeyi ne yapacak? Sehela bi hulfihi. Hulüfle teshil yapmış olacak diyor. Evet hulüfle teshil yapmış olacak. Dolayısıyla burada ne görmüş oluyoruz? Hem Mülk suresi hem de Araf suresinde birinci hemzeyi ibdal ettikten sonra İbn-i Mücahid teshille okuyor. Yani Kale firavunu ve amentum İbn-i Şenebuz o da ve amentum şeklinde okuduğu için böyle bir okuyuş gerçekleşmiş. Yani vava ibdalinde hulüf yok ama ikinci hemzenin teshili okunmasında böyle bir durumda hulüf var. O hulüfte İbn-i Mücahid'in teshili. Bunlar malumunuz Kumbul'un tarikleridir. Şenebuz Hazretleri de mübarek. O da tahkik rivayet etmiş. Dolayısıyla hulüfle tesir rivayet edilmiş oldu.
Peki devam ediyoruz. E innel en'ame ihtulif gavsun. E innel en'ame ihtulif gavsun. En'am suresindeki e innekum le teşhelûne'den bahsediyor. Burada yes, gavsun. Yes ne yapmış? Hulufle yine burada tesilde. Evet. Yukarıdan çünkü hulufle tesil gelmişti en son. Ye, kim için? Z için. Kumbul için böyle bir rivayet söz konusuydu. Hulufle tesil demişti. Yine aynı şekilde اَيْنَّ اَنْعَمَّ اَخْتُلُفْ غَوْثٌ bu اَيْنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنْعَمْ suresinde olan burayı hulufle tesil yapan yes. اَيْنَّكُمْ şeklinde اَيْنَّكُمْ şeklinde hulufle tesil yapan efendim yes tabi. Pekala. Geri kalanlar ne yapar? Geri kalanlar e inneküm kelimesini demek ki iki hemze ile okumuşlar. İki hemze ile ve herkes kendi usulü üzere ne yapacaksa onu yapar geçer arkadaşlar. Yani şöyle bir yine En'am suresi eynekümle teşhedülü 19. ayet demiş. Bakalım çok basit. E'raf, en'am e'raf geride kaldı demektir. E'raf, en'am suresine geldik. Açalım sayfa benim kitabımda, benim baskımda arkadaşlar. 19. ayet miydi orası? Evet. En'am suresi 19. ayete baktığımız zaman evet eynekum le teşhedune bi tesiril hemzeti taniyeti kel ya'i ma'il fasli bil elfi kalun. Yani innekum şeklinde okuyan kalun Ebu Amr Ebu Cafer demiş. Niye? Çünkü bunların teshille okumaları zaten her zaman söz konusu. Niye? Birinci beytte, birinci mısrada öyle geçti. Bir de 16. beytten Elif'ül Fasıl aldılar. Aynen devam ediyorlar. Ve kara evers ve ibn-i ketir bir tesil. Ve evers ile ibn-i kesir burada tesil okumuşlar. Yani e'inneküm şeklinde. Zaten onlar da birinci beytten bunu aldılar tesili. Ama 16. beytte böyle bir şeyleri olmadığı için oldukları yerde sadece tesil yapmakla kaldılar. Evet. Asım nasıl okur? Asım tabii ki e'inneküm okuyacak. Niye? Çünkü kaidesi usulünce ne birinci beytte mısrada ne de 16. beytte farklı bir okuyuşu söz konusu değil. Böyle olduğu için de Asım'ın normal okuyuşu var diyoruz ve geçiyoruz. Escudul hilafu miz. Evet, bu İsra suresinde geçen Escudul limen halakte dina. Atlamadık değil mi? Atlamışız. E inne fussilet hulfun latuf. Tamam. Bir de Fussilet suresinde var bu. قُلْ اَيْنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي 9. ayet-i kerimede geçiyor. Hulufle lam. Evet, hulufle lam burada teshil yaptığı anlaşılmış. Lam'ın hulufle mesela Dani gibi, İbn-i Şureh gibi, Mehdevi gibi, Mekki gibi ve diğerleri Mugarebe'nin cumhuru teshil yapmış. Ondan sonra bazı Irakiyyin demiş, Sebt-i Hayyat gibi. Onlar da tahkik rivayet etmişler. Sair-ül Kur'an'ı kendi usulleri üzere اِنَّكُمْ لَتَكْفِرُونَيِّ ne yapmışlar arkadaşlar? Tabi burada hulufle tesil yaptığını öğrenince ne oluyor o zaman? اِنَّكُمْ لَتَكْفِرُونَ tahkik okuyacak. اِنَّكُمْ اَاِنَّكُمْ اَاِنَّكُمْ bunların her birisinin efendim rivayetleri kitaplardan toparlanabilir, bakılabilir. Genelde Elif-ül Fasıl koyduğu yerde yani tesil koyduğu yerde Elif-ül Fasıl var. Yani e innekum rivayeti, e innekum rivayeti, e innekum rivayeti böyle ama e innekum bu çok nadiren belki de oluyor, belki de hiç olmuyor. Tek tek bakmamız lazım oralara, olan olmayan yerlere. Ama genel itibariyle bu şekilde. Ve akbira. Şimdi buradan bir önemli bir mesele, bir konu başlıyor. Ve akbira. İhbarla oku. Neyi? Bi nahvi. E izâ e innâ kürrira. E izâ e innâ gibi olan meseleyi, e escudül hilâfi okuyalım. Geri alıyorum. Escudül hilâfu mis. Escudül hilâfu mis. Yani İbn-i Zekvan'ın ihtilafı söz konusu. İbn-i Zekvan'ın surisi tesil rivayet etmiş. Escudü de efendim akfeşi tahkik rivayet etmiş. Diğer kurralarsa kendi usulleri üzere bunları yine escudüyü escudü mü okur, escudü mü okur, escudü mü okur, escudü mü okur. Mesela değil mi? Ben Ezrak nasıl okur? Escudü okur. Neye göre bunu söylüyoruz? Bir escudü okur. İmam-ı Nafi'in rivayeti üzere escudü. Bir de ikinci hemze fethalı olduğu için ibdalle okur.
Enzertuhum şeklinde mesela. Enzertuhum gibi. Ve akbira bi nahvi e izâ e innâ kürrirâ. E izâ e innâ kürrirâ. Yani tekrarlana gelen e inne e izâ e innâlar bunları ihbarla oku demiş. Ve akbira e izâ e innâ kürrirâ. Ve akbira e izâ e innâ kürrirâ. Evveluhu birincisini. Yani bu mükerrer olan e izâ e innâlar var ya işte evveluhu birincisini ihbarla birincisini ihbarla okuyanlar kimlerdir? Sebtun kema. Sebtun kema. Birincisini e izâ bölümünü. Bunu bu bir takım olarak bakalım buna. Yani e izâ e innâ bir takım. Her yerde bir takım olacaklar bunlar. Bazı yerlerde sadece farklı kelimeler olarak karşımıza çıkabilir ama bir takım olarak değerlendiriliyor. E izâ e innâ ve tekrarlana gelen kelimeler bunlar. E izâ e innâ birinci takım. Bu takımın birinci bölümü e izâ dediğimiz yer tekrarlana gelen burayı izâ şeklinde standart hiç değiştirmeden ihbarla okuyan kimdir arkadaşlar? Kefça. Evet. Ettâni ikincisini yani e innâ tarafını ihbarla okuyanlar rudi iz zaharu yani elif ra ya. Bunlar ikinci bölümü. Birinci bölümünde ihbar okuyanlar kefça, birinci bölümünde istifham okuyanlar kefça'ın dışı. Nokta. İkinci bölümde ihbar okuyanlar elif ra ya, ikinci bölümde yani e inna bölümünde iki hemze okuyanlar elif ra ya'ın dışı. Burada da nokta. Burası da anlaşıldı. Ve nemlu neml suresinde geçen e idâ künnâ turâben ve âbâ'unâ e innâ lemukracûn ayeti kerimesinden bahsediyor. Ve nemlu neml suresinde ma'nunin nunla beraber zili ziyade et. Kim için yap bunu? Rul kis. Kef ve ra için. Yani neml suresinde efendim Kisai ve İbn Amir Hazretleri için bu iki mübarek için ne yap? İhbarla oku ama nun ziyade ederek. Yani ve abauna innena şeklinde. İhbarla okuyacağız. Kim için yapıyoruz bunu? Kef ve ra için yapıyoruz. İhbarla okuyacağız ve innena şeklinde bir de nun ziyade etmiş olacağız arkadaşlar. Evet, normalde standart olarak e ila bölümünde tekrar evveluhu meselesini alıyorum. İhbarla okuyanlar, birinci kelimeyi ihbarla okuyanlar standart değişmez. Kefca, ikinci kelimeyi ihbarla okuyanlar elif ra ya. Bunların dışında zikredilenler herkes kendi yerinde. Yani birinci kelime madem ki kefca ihbarda, kefcanın dışındakiler istifhamda. İkinci kelime madem ki elif ra ya ihbarda, elif ra ya'nın dışı dolayısıyla istifhamda kalmış oldu. Neml suresine baktığımız zaman ikinci tarafında yani e inna le muhracun e ida değil de e inna tarafında nun ziyade ederek oku diyor. Nun ziyade ederek oku ve ihbarla tabii ki okumak suretiyle kim için yapıyoruz bunu? Rul kis. Kef ra böyle bu şekilde okurlar. Kef ve ra ikisi böyle okurlar. Evet. Bunların yerleri kitaplardan çok detaylı şekilde yine alınabilir. Ve ulaha meden demiş. Ve ulaha meden. Yani Neml suresinde ihbarla ve nun ziyade ederek okuyanlar madem ki kef ve ra oldu. Kef ve ra'nın dışındakiler otomatikman istifhamda kalmış oldular demektir. Demiş ki ve kara el kelimetel ula minhuma bil ihbar Nafi ve Ebu Ca'far feyekulani izâ kunnâ turâben e innâ. Fekâlefe nafi'un aslehu fîhî vel bâkûne bil istifhâmi fîhîmâ ve hum alâ usûlihim fîttesîli ve tehkîk demiş. Evet. Şimdi burada anlatılan ne? Burada anlatılan kıymetli arkadaşlar, değerli hocalarım, yine Neml suresinden bahsediyor. Neml suresinin içerisinde bu geçen az önceki eyda kunna turaben ve abauna inna le muhracun bununla alakalı kef ve ra için nun ziyade ederek ihbarla oku dedi ya. Burada İbn Amir ne yaptı? Aslında
İkinci kelimede İbn Amer'in iki hemzede olması lazımdı. Niye? Çünkü standart neydi? Elif ra'ya ikinci hemzede ihbardı. Ama ne yaptı İbn Amer'i burada bir nevi kaide dışı yaptı İbn Amer Hazretleri. Niye? İbn Amer ikinci bölümde daima istifhamda. Ama burada ikinci bölümde ihbarda. Bunu da buradan öğrenmiş olduk, anlamış olduk. Buraya dikkat etmek lazım. Şimdi e-ida tarafına baktığımız zaman da diyor ki ihbar okuyan kim? Meden Elifça. Nerede? Neml suresinin. Evet. Yukarıdan ihbarla geliyoruz. Yanlış yapmayalım. Tabii. Neml suresinin birinci kelimesini ihbarla okuyan Elifça. O zaman ne oldu? İza künna okudu demek. İza künna okudu. Halbuki birinci kelimede ihbarla okuyanlar hep devamlı kefca'dı. Burada da İmam-ı Nafi Hazretleri ne yapmış oldu? İhbara gelmiş oldu. Kendi zaten aslına muhalefet etmiştir dedi ya az önce burada da. Diğerleri de istifhamla okurlar. İza şeklinde istifhamla okurlar ve herkes teshil tahkikten hangi bölümde yer alıyorsa o tarafa dönüp oradan yani 1 ve 16. beytlerden istifade etmek suretiyle yine onların vücuhatını öğrenebiliriz. Ve ulaha meden dedi. Ve sahira. Buradan inşallah bir sonraki dersimizde devam edelim. Şimdilik Rabbimiz hayırlı şekilde artık sona gelebilmeyi, sona ulaşabilmeyi nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a emanet.